Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Cilt kuruluklarında tedavi aşaması hangi noktadan başlıyor? Her yaş grubunda gözüküyor mu? Ya cilt kuruluğu tabii her yaş grubunda görülür. Bebekten yaşlılara kadar herkesle görebiliriz. Onlar da bazen hastalığa bağlı olur. Bazen hastalık olmadan sadece cildin yapısıyla ilgili olabilir cilt kuruluğu. Mesela çok fazla duş alınması, çok sıcak suyla temas edilmesi, banyo sırasında işte daha böyle cildi tahriş edici maddelerin kullanılması, işte kesenin mesela çok sık yapılması falan, eğer cilt kuruysa bunların daha çok görülüyor. Daha çok geliyor bize bu tür rahatsızlıklar. Ama öyle bir yaş grubu olarak şeysi yok. Her yaş grubunda var. Eskilerden bilirdik zeytinyağlı sabunlar, jeller, şampuanlar yoktu, normal sabunlar. Tabii. Şimdi şampuan ve jellerin etkisi oluyor mu? Ya duş jellerini daha çok böyle hani şey olanların, çok cilt kurulu olanların duş jellerini daha çok tercih etmeleri gerekir. Bir de işte nemlendirici içeren duş jellerini daha çok biz de öneriyoruz. Bir de dediğim gibi çok sık banyo yapılmasın. Çok sıcak suyla yıkanmasın. Kese uygulamalarını ayda bir gibi daha seyrek uygulamalar şeklinde onlara dikkat edebilirler. Kolonya bazen kaşıntı sonrası sürüyorlar. Kaşıntıları tam tersine o kuruluğu arttırıyor ve kaşıntıyı da dolayısıyla arttırıyor. Ama gittiğini biliyor çoğu kesim kolonya sürüldüğü zaman. Daha ya çok... kuruluktan olan kaşıntılarda tam tersine orada cildin nemini aldığı için cildin daha çok kurumasına neden oluyor alkol. O yüzden de hani onlara banyo sonrası bu cilt kurulu olanlara nemlendiriciler tavsiye ediyoruz. Banyo sonrasında onları kullanıyorlar. Evet, bilinçsiz tüketim olmasın o zaman. Direkt alkol tam tersine dediğiniz evet, gibi evet. Sıkıntı yaratabilir. Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.